Merhaba sevgili çocuklar. Bu dersimizde sizlerle b sesini işleyeceğiz. B, b, b. Babanın b, b'si. Hemen nesneleri tanıtalım. Ne olduğunu çoğunu biliyorsunuzdur ama ben gene de söylemek istiyorum. Bayrak, soba, badem, kabak, balerin, sabun, bere, biberon. Bayrak b sesiyle mi başlıyor çocuklar? Bayrak, b, bayrak. Evet, b sesiyle başlıyor. İşaretimizi koyduk. Soba. Hangi sesle başlıyor? Soba sesiyle başlıyor değil mi? Badem, badem, b sesiyle başlıyor. Kabak, kabak, b sesiyle başlamıyor ama kabak kelimesinde b sesi var mı? Var. Kabak. Peki soba kelimesinde b sesi var mı? Soba. Var değil mi? Balerin. Balerin. B sesi var mı? Var. Sabun. Sabun. B sesi var ama b sesiyle mi başlıyor? Hayır. S sesiyle başlıyor ama balerin b sesiyle başlıyor. Şimdi bere. B sesiyle mi başlıyor? Evet. Biberon. B sesiyle mi başlıyor? Evet, biberon. Ve b sesi nasıl yapılıyor? Hemen bakalım. Düz bir çubuk çekiyoruz. Ve çubuğun tam ortasından sağ tarafa doğru yuvarlı 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 bitir diyoruz. Düz bir çubuk çektik. Ve sağ tarafa doğru yuvarlı 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 bitir. Düz bir çubuk. Ve ortasından sağ tarafa doğru yuvarlı 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 ve bitir. Hemen diğer sayfaya geçiyoruz. B sesi bu nesnelerin başında mı, ortasında mı yoksa sonunda mı? Başındaysa burayı, ortasındaysa burayı, sonundaysa da burayı işaretliyoruz çocuklar. Bebek. 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 Başında da var. Ortasında da var değil mi? Balerin. Balerin. Başında var. Biber. Biber. Hem başında hem de ortasında var. Badem. Badem. Başında var. Bot. Bot. Başında var. Boru. Boru. Başında var. Araba. Araba. Ortasında var. Peki araba kelimesi hangi sesle başlıyor? A sesiyle başlıyor değil mi? Bere. Bere. Başında mı, ortasında mı, sonunda mı? Başında. Peki bere kelimesi hangi sesle bitiyor? Bere. E sesiyle bitiyor değil mi? Otobüs. Otobüs. B sesi nerede? Ortada. Peki hangi sesle başlıyor? O sesiyle başlıyor. Peki hangi sesle bitiyor? Otobüs sesiyle bitiyor değil mi? Hemen diğer sayfaya geçelim. Şimdi yukarıdan aşağıya bir çubuk çektik çocuklar. Çubuğun en üstünden ortaya doğru bir yarım daire çiziyoruz. Sonra bir daha aşağıya doğru bir yarım daha çiziyoruz. Gözlük gibi oluyor böyle yan tutulan bir gözlük gibi. Yukarıdan aşağıya bir çubuk ve
Çubuğun en tepesinden sağ tarafa doğru bir daire ve ortada bitiriyoruz ve bir daha bir daire daha yapıyoruz ve b sesini yazmış oluyoruz. Aslında iki tane göbek gibi düşün. Çubuk, birinci göbek, ikinci göbek. Bir, iki, üç. Nasıl aklında tutabiliyorsan öyle kalsın bakalım. Sevgili çocuklar, b sesinin küçük haliyle büyük hali arasında çok büyük bir farkımız var mı? Yok. B sesi ikisi de sağ tarafa doğru oluyor, değil mi? B. Hemen aşağısından B yazalım. Hızlıca büyük B. B. Bayrak kelimesinin B. B'si. B. Hızlıca yazıyorum. Çubuk, göbek, göbek. Çubuk, göbek, göbek. Çubuk, göbek, göbek. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Nasıl aklınızda kalıyorsa öyle kodlayın beyninizde. Ve ben bunları yazarken siz de havada yazmayı unutmayın. Büyük B. Sıra geldi küçük B sesine. Sevgili çocuklar, yukarıdan aşağıya düz bir çubuk çekiyoruz ve çubuğun tam ortasından sağ tarafa doğru bir daire çiziyoruz. B çubuk ve sağ tarafa doğru daire. Aslında bunu B çubuk ve yan duran yan tarafına doğru bir daire. Bunu yan duran bir adam olarak düşünebilirsiniz. Bu adamın göbeği olsun. Göbek kelimesindeki b sesinden aklınıza gelsin. Düz bir çubuk ve ortasından yan tarafa doğru bir daire. Bakın b sesinde göbek var. D sesinde ise popo var. Tamam mı? Öyle hatırlarsınız. Hemen küçük b yazalım. B. B. Küçük B. B. Küçük B. B. Hızlıca yazalım. Küçük B. Bunu yazıp hemen diğer sayfaya geçmek istiyorum. Siz evde egzersizlerinizi yapın. Defterinizi açın. Güzel yazınız, güzel yazı defterinize şu çizginin en üstünden başlayarak aşağıya doğru getirin. Alttaki boşluk boş kalacak. Dikkat edin. Yani iki tane çizginin olduğu boşluk olacak. Bir, iki, üç çizgiye değeceksiniz. Bir çubuk çizin. Sonra ortadaki çubuğa da bir daire çizin. 1, 2, 3 çizgiye değecek bir çubuk ve bir daire. B sesini geçtik. Şimdi B sesinin uygun olanı yazalım. Bayrak. Bayrak. Badem. Kabak. Bot. Biber. Otobüs. Evet, büyük B ve küçük B vardı. Biz ama hepsini küçük B olarak yazdık. Devam edelim. Bardak. Balık. Kabak. Baston. Bal. Balon. Hemen hece birleştirme çalışmalarımıza bakalım. A sesinin yanına B sesi geldiği zaman nasıl okunuyor? Hemen görelim. A B, ab, ab, ab yazalım. Ab, 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 ab. Hemen E sesinin yanına b sesi geldiği zaman
Eb, 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 eb oluyor. I sesinin yanına b sesi geldiği zaman ıb, 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 ıb oluyor. Yazalım. Ib, ıb, 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 ıb. İ sesinin yanına b sesi geldiği zaman ib oluyor. Yazalım. İb, 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 ib. Hemen o sesinin yanına b sesi geldiği zaman bakalım nasıl oluyor. O, b, 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 o, b oluyor. Ö sesinin yanına b sesi geldiği zaman ö, b, ö, b, ö, b, ö, b, ö, b oluyor. Ö, b yazıyoruz. Ö, b, ö, b, ö, b, ö, b. U sesinin yanına b sesi geldiği zaman ub, 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 ub oluyor. Ub, 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 ub. Ü sesinin yanına b sesi geldiği zaman üb, 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 üb oluyor. Üb, 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 üb. Hemen diğer sayfaya geçelim ve önce b sesi geldiği zaman nasıl oluyor ona bakalım. Eğer önce sesli harflerimiz gelirse a, b, eb, ıb, ib, ob, b, öb, ub, üb diye okuyorduk. Hemen bakalım b sesi gelince önce nasıl oluyor? B, a, b, a, b, a, b, ba, ba, b, b, a, ba, ba yazıyoruz. Ba. 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 B sesinin yanına E sesi gelince B oluyor. B. 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 B sesinin yanına ı sesi gelince b, b, ı, b, ı, b, ı, b, b oluyor. Hızlıca b yazalım ve b sesinin yanına i sesi gelince b, i, b, i, b, bi oluyor. Yazdık ve geçtik. B, b sesinin yanına o sesi gelince bo yazalım. Bo, 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 bo oluyor. Ve b
sesinin yanına ı sesi gelince bı oluyor. Bı. 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 Bı sesinin yanına u sesi gelince bu. Bu oluyor. Bu. 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 B sesinin yanına ü sesi gelince b ü b ü b b b oluyor ve hemen onu da yazalım b. Öğretmen neden böyle yapıyorsunuz diye soruyorsunuz belki kendi kendinize. Çok iyi anlamanızı istiyorum çünkü sesleri net bir şekilde birleştirmesini anlamanız için böyle bastıra bastıra tekrar tekrar bu diye söylüyorum. Hemen hecelerden kelimeler oluşturalım. Artık okuyoruz. Abla, abla. Ebru. Bir isim değil mi? Ebru. İbrik. İbrik. Obruk. 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 Hemen cümlemizi okuyalım. Ebru ibrikle nane sula yazalım. Ebru ibrikle nane sula yazalım. Ebru ibrikle la nokta Ebrar ablana askı al Ebrar abla na as kı al bulut Burak bere baba bu lut bu rak B R ba ba hemen yazalım. Bana daha doğrusu okuyalım sonra yazalım. Bana babam bere aldı. Bana ba bam be re aldı Burak bana börek er bu sesi tanımasak bile burada ne demek istiyor? Biz anlayabiliriz değil mi? Burak bana börek ver. Bakın bu sesini ilk kez burada gördünüz. Daha doğrusu ben size ilk kez burada gösterdim. Daha önce görmüş olabilirsiniz. Hemen yazalım. Bu rak ba na börek ver. Geçtik. Bebe. Hızlıca bebe yazalım.
Bal, bal, bal. Bütün, bütün. Buse, buse. Balon, ba lon. Ba lık, balık. Çok faydalı bir hayvan değil mi? Umarım hepiniz balık yiyorsunuzdur. Ba ca, baca, ca. Bak, bak, bak. Tabak. Tabak. Saban. Saban. Barut. Barut. Binek. Bir nek, bir biber, biber, bil, 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 bil. Ye. Bil. Ye. Bak. La. Bak. La. Geçtik. Boy. 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 Bey. 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 Alta yazıyorum bir yandan. Bay. 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 Ben. 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 Bek. 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 Be bek. Be bek. Bilek. 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 Bilal. Bilek. Lal, Bilal. Ba, lo, balo. Ba, lo, so, ba. Siz de benimle birlikte okuyorsunuz değil mi? So, ba. Ve nasıl yazdığımı lütfen takip edin. Si, bel. Bel, büyü, büyü, boru, boru, bülen, bülent, bülent. Lent, Lent. Be, la. Be, la. Bir, 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 bir. Böl,
Bölme. Bitli. Bitti. Bakın burada bitli. Burada ise bitti yazıyor. Böbrek. Bursa, Bolu, Türkiye'mizde olan çok güzel iki tane şehirden bahsediyoruz burada. Bursa ve Bolu. Balina. Hızlıca yazalım. Balina. Mobilya. Mobilya. Araba. Araba. Biberon. Biberon. Leblebi. Leblebi. Badiba. Badiba. Balerin. Balerin. Bulanık. Bulanık. Bulantı. Bulantı. Bandırma. Bandırma. Beslenme. Biberli. Hemen burayı okuyalım yavaş yavaş. Tekerleme. Baran. Baksana. Baksana. Babam. Balık alıyor. Balıkların irisi. Bayılıyor birisi. Balıkları severim. Bakın burada da v sesini öğrenmedik ama severim diye bir şey olmaz. Orada o zaman v sesi vardır deyip severim diye okuyoruz. Babamla onu yerim. Biraz daha hızlı okuyalım. Tekerleme. Baran. Baksana. Baksana. Babam balık alıyor. Balıkların irisi. Bayılıyor birisi. Balıkları severim. Babamla onu yerim. Hemen bir daha tekerleme.
Baran, baksana baksana. Babam balık alıyor. Balıkların irisi. Bayılıyor birisi. Balıkları severim. Babamla onu yerim. Şimdi bu resimde bu çocuğun elinde ve elindeki kovada toplam kaç tane balık var sevgili çocuklar? Üç tane değil mi? Bir, iki, üç tane balık görüyoruz. Peki bu balıkların rengi ne? Hangi renk bu balıklar? Gri renk. Evet. Hemen geçtim. Cümleler oluşturacağız. Hazırsanız başlayalım. Babam bisiklet aldı bana. Önce ne yaptığını yazacağız. Sonra kimin yaptığını yazacağız. Sonra neyi yaptığını yazacağız. Ne yaptı? Aldı. Kim aldı? Babam aldı. Babam ne aldı? Bisiklet. Kime? Bana. Tarlaya biber, baran ekti. Ne yaptı? Ekti. Kim ekti? Baran ekti. Baran ne ekti? Biber ekti. Peki baran nereye biber ekti? Tarlaya biber ekti. Baran tarlaya biber ekti. Battal balon buldu 10. Ne yaptı? Buldu. Kim buldu? Battal. Ne buldu? Balon. Nasıl balon ya da ne kadar balon? Kaç balon? 10 balon. Bakın burada patlak balon, şişkin balon, kırmızı balon, balonun özelliğini belirten farklı bir kelime de olabilirdi. Burada hangi özelliğini belirtmiş? Sayı özelliğini değil mi? Sayısını belirtmiş. Nineme Bekir biber verdi. Ne yaptı? Verdi. Kim verdi? Bekir verdi. Bekir ne verdi? Biber verdi. Bekir biber verdi. Bekir kime biber verdi? Nineme verdi. Hemen diğer sayfaya. Ballı aldı baki ekmek. Ne yaptı? Aldı. Kim aldı? Baki. Baki ne aldı? Ekmek. Bakın ekmeğin bir özelliğini belirtecek. Bayat ekmek, taze ekmek, ballı ekmek, çikolatalı ekmek gibi. Baki ekmek aldın. Baki nasıl ekmek aldı? Ballı ekmek aldı. O yüzden ekmekten hemen önce onun özelliğini yazıyoruz. Annem battaniye örttü nineme. Ne yaptı? Örttü. Kim? Annem. Annem örttü. Annem ne örttü? Battaniye örttü. Kime? Nineme. Şimdi burada bir de kalın kelimesi olsaydı onu nereye koyacaktık? Annem o zaman kalın kelimesi olsaydı battaniyenin bir özelliği olacaktı. O yüzden battaniyeden hemen önce gelecekti değil mi? Annem nineme kalın battaniye örttü diyecektik. Baki ballı ekmek aldı diyor ya. Eğer bir sayı olsaydı burada ballı yerine Baki işte burada 7 sayısı olsaydı Baki 7 ekmek aldı diyecektik değil mi? Ya da 8 ekmek aldı gibi. Geçtik. Bal ye. Baran bal ye. Bol bol bal ye. Anne sen de bol bol bal ye. Baba sen de ballı ekmek ye. Baba bal tatlı mı? Tatlı. Bana da ballı ekmek yedir. Bal ye. Başa döndük. Tekrar okuyoruz. Baran bal ye. Bol bol bal ye. Anne sen de bol bol bal ye. Baba sen de ballı ekmek ye.
Baba, bal tatlı mı? Tatlı. Bana da ballı ekmek, ekmek yedir. Şimdi bu varlıkların isimlerini hemen altına yazalım. Balık. Bu nedir? Balta. Bulut. Bu bardak. Bu sabun. Sabun. Bak, balık, balta, bulut, bardak, sabun, otobüs, otobüs, biberon, biberon, tabak, tabak, kabak, kabak. Bu neydi? Baston. Baston. Bu bal. Bu neydi? Balon. 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 Şimdi bu karışık harflerden anlamlı kelimeler oluşturalım. Şöyle bir baktığımda hemen gözümün önüne dur, duroma yazıyor. Durma. Dondurma olduğunu buluyorum. Biberon olduğunu buluyorum. Torba olduğunu buluyorum. Burun olduğunu buluyorum. Mabla, lamba, lamba olduğunu buluyorum. Benden daha hızlı mısınız siz, yoksa yavaş mısınız? Benden hızlı olmanız gerekiyor çocuklar. Bu burada U sesi olsa bur olur. Sa, Bursa. Hani ben söylemiştim ya bir şehir var diye. Az önce Bursa ve Bolu'yu söylemiştim. Burada yazan Bursa. Şimdi iki resim arasındaki farkları bulacağız. Yine hemen kontrol edelim ve birinciyi bulduk gibi. Bakın burada iki tane kuş var. Burada üç tane. Hemen daire için aldık. Sonra Hindistan cevizlerine bakacağız. Burada üç tane var. Burada iki tane. Onu da daire için aldık zaten. Aşağıya doğru inelim. Maymunda bir fark var mı? Parmakları eksik mi? Değil. Maymunda bir fark. Şöyle bir fark var. Parmakları falan eksik değil ama kuyruğu burada aşağıdan yukarıya doğru. Burada ise yukarıdan aşağıya doğru. O yüzden onu da daire içine aldık. Ve aşağıya doğru iniyoruz. Bakalım bu maymunlarda fark var mı? Aynı şekilde mi dönmüşler? Evet, ama şurada palmiye ağacının burasında bir taş eksik değil mi? Şurada bir taş ve üzerinde kelebek sanırım, ama öyle bir resim olması gerekiyor ama burada yok. O zaman burada daire içine aldık hemen. Maymunları incelemeye devam ediyoruz. Ve şuradaki eksik taşı da bu görüyoruz. Bakın burada 1, 2, şuradaki 3. taş yok. O zaman bunu da daire içine aldık. Sonra aşağı doğru inmeye devam ettik. Taşlar tamam. Burası da tamam. Geldik. Aa, bakın burada bir Hindistan cevizi olması gerekiyor. Burada var ama burada yok. Bunu da daire için aldık. Toplam kaç tane oldu? Kaç tane bulmuş olduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yedinciyi size ödev olarak söylüyorum. Bakalım nerede olduğunu bulabilecek misiniz? Çok basit bir yerde aslında. Bence bulabilirsiniz dikkatli bakarsanız. Şöyle bir kopya vereceğim size. Şuralarda resmin alt tarafında. Durdur videoyu. İncele, bul ve alta yorum olarak yaz. Artık
Birçok harfi öğrendin. Kendin yazabilirsin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın çocuklar. Ha bu arada bu sesi de verdim ya. Artık üçüncü grup sesleri bitti. Bir sonraki videomuzda hızlı okuma, hece okuma gibi böyle hızlı okuma pekiştirme çalışmaları yapıp hemen ardından dördüncü grup sesleye başlıyoruz. Bir sürü harf öğrendiniz. Tebrik ediyorum size. Hadi bakalım, hoşça kalın.